Evet sevgili arkadaşlar, sözünü ettiğim kazanım kavramı testlerinden 3 örnek soruyla devam ediyoruz şimdi. Bunları yine kaynak göstermek bakımından senin ismini de yazdım. Gerçi sizler de benden çok daha iyi biliyorsunuzdur. Şimdi ilk sorumuz şu. Bir dörtlüğümüz var. Bu dörtlükte altı çizili sözcükler var. Bunların hangisinin zarf görünümünde olduğunu tespit etmemiz bizden istenmiş. Bir dörtlük verilmiş, bir şiir verilmiş. Mevsimin yağmurlu bir günündeydim. Ufuklar dumanlı, deniz dalgalı. Kalbime ansızın bir korku değdi. Kuytu bir sahile çektim sandalı. Diyor. Ve bu arada sevgili arkadaşım Serdar da bana çok güzel eşlik ediyor onun sayesinde ve ben de enerji doldum. Evet. Bakıyorum şimdi ısrarla söylediğimiz bir şey vardı. Zarfları anlatırken demiştik ki zarf olan sözcükler mutlaka ya eylemleri ya eylemsileri veya zarfları kendileri gibi başka zarfı nitelemeliler. Peşlerinden bir isim geliyorsa bunlar zarf olma özelliği kazanamamıştır bu sözcükler diyorduk. Şimdi bak ilkinde bunu görüyorum. Yağmurlu bir günündeydi diyor. Bakıyorum yağmurlunun peşinden gelen sözcük gün sözcüğü bir isim. Peki nasıl bir gündü bu acaba ve nasıl sorusunu soruyorum isme. İsme nasıl sorusunu soruyorum ve yağmurlu cevabını alıyorum. O zaman ne olur bu demiştik ilk videodan hatırlarsak. İsme nasıl diye soru sorup cevap alıyorsam bulduğum sözcük bir sıfattır. Sevgili arkadaşlar. İkinci dizeye geçiyorum. Ufuklar dumanlı, deniz dalgalıdı. Aslında tabii burada bir ek fiilimiz var. Yazılmamış bir önceki cümleden de anladığımız gibi dalgalıydı. Bakıyorum dalgalı peşinden bir sözcük gelmiyor. Nitelediği herhangi bir sözcük yok. Açıkladığı bir sözcük yok. Ve dalgalı bir isim olduğu için buna da doğrudan isim adını veriyorum. Zarf olma özelliği yoktur. Kalbime ansızın bir korku değdi. Bakıyorum şimdi ansızın zaman bildirir gibi bir hali var. Onu anlayabilmek için de cümlede gördüğüm eyleme soru sormam lazım. Şimdi diyeceksiniz ki ansızından sonra korku sözcüğü geliyor. O zaman deneyelim. Korku ismine nasıl sorusunu soralım. Nasıl bir korku bu? Ansızın bir korku mu? Çok mantıklı değil. O yüzden nasıl sorusunun cevabı, buradaki nasıl sorusunun cevabı ansızın olamadı. Ama nasıl değdi bu korku benim kalbime? Bu sefer nasıl sorusunu fiile sorayım. Nasıl değdi ansızın ya da ne zaman, pardon nasıldan ziyade özür dilerim. Ne zaman sorusunu sormamız daha uygun olacaktır. Benim kalbime bu korku ne zaman değdi? Evet, ne zaman sorusunda cevabı gördüğünüz gibi ansızın olduğu için ve bu soru eyleme sorulduğu için bu sözcük bir zaman zarfı görevindedir. Kuytu bir sahile çektim sandalı. Cevap çıktı ama dördüncü sözcüğe de bir bakalım. Bakıyorum kuytu sözcüğü de sanki bir ismi niteliyor gibi. Sahil ismine nasıl sorusunu soruyorum. Yani nasıl bir sahilmiş bu? Kuytu bir sahilmiş. İsme nasıl soru diye cevap alıyorsam bu da bir sıfattır diyorum. O nedenle doğru cevabın ansızın olduğunu görüyoruz sizlerle beraber. Geliyorum kalem yazmada ikincisine geçeyim. Ve ikinci soru da şu. Açık sözcüğü numaralanmış cümlelerden hangilerinde zarf görevinde kullanılmıştır diyor. Burada yapacağımız iş her birinde açık sözcüğünü bir çizelim bakalım. Açık pencere, bütçe açığı, açık konuşmak. Ve birinci cümlede, pardon, evet ilk cümlede de açık davranmak. Burada da yapacağımız iş aslında deminki sorudakiyle aynı oluyor sevgili arkadaşlar. Peşinden gelen sözcüğe bakmak ya da bir tanım oluşup oluşmadığını kontrol etmek. Şimdi sorunların çözülebilmesi için bana karşı açık davranmalısın. Açık sözcüğünün hemen peşine davranmalısın eğilimi gelmiş. Acaba bunlar arasında bir anlam ilişkisi var mı? Yani bu açık sözcüğü davranmalı eyleminin ya da davranmak eyleminin bir özelliğini veriyor mu? Deniyorum hemen. Nasıl davranmalısın? Nasıl sorusu olabilir? Ne zaman? Niçin? Herhangi bir de deneyebilirsiniz. Ama nasıl daha mantıklı geldiği için nasıl sorusuyla başladım ben. Bana nasıl davranmalısın? Açık davranmalısın. Bak nasıl sorusunun cevabı açık oldu. Burada artık bunun zarf görevinde kullanıldığını söyleyebilir miyiz? Evet, gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bu bir durum zarfıdır hatta. Nasıl sorusuna cevap verdik. Ya, bu kalem de yazmadı. Şunu devam edeyim. Hatta şöyle durum zarfı diye nasıl sorusuna cevap verdiği için türünde belirtiyorum. Şimdi şirketin bütçe açığı gittikçe artıyormuş. Şimdi artıyormuş eylemim burada benim.
Bu açık sözcüğü artma eğilimin ayırt edici bir özelliğini veriyor mu? Farkını veriyor mu? Yoksa şirket ve bütçe sözcükleriyle isimleriyle bir tamlama mı oluşturuyor? Bir anlamlı bir grup mu oluşturuyor? Bakıyorum gerçekten de öyle. Şirket sözcüğüne tamlama hale ki isim tamlaması eki getirilmiş. Şirketin ve açık sözcüğüne de yine bir başka tamlanan eki getirilmiş. Böyle olunca da burada bir isim tamlaması oluşturulmuş. Gördüğünüz gibi şirketin bütçe açığı derken 3 ismin oluşturduğu bir zincirleme isim tamlaması var. İsim tamlaması varsa ortada bir zarf zaten istese de bulunamaz. Üçüncü cümleye bakıyorum. Açık pencerenin önünde saatlerce dertleştik. Açık sözcüğünden sonra gelen sözcüğe tekrar bakıyorum. Pencere bir isim değil mi? Evet. Nasıl bir pencere bu? Bu isme nasıl sorusunu soracağım. Ve nasıl sorusunun cevabında açık olduğunu göreceğim. O zaman ne olacak? İsme nasıl diye soruyorsam sıfat buluyorumdur. Bu da gitti. Yani gördüğünüz gibi 2 ve 3'ü eledim. O zaman 4'ü de son kez kontrol edeyim. Ömrüm boyunca her konuda açık konuştum. Bak açık sözcüğünden sonra hemen eylem gelmiş yine. Bu eyleme nasıl sorusunu sorun bakalım. Ben nasıl konuştum ömrüm boyunca? Açık konuştum. Bu yine bir durum zarfı. O zaman birinci ve dördüncü cümlelerdeki açıkların zarf olduğunu, eylemin ayırt edici özelliği veren birer zarf olduğunu tespit ettim. Buradan da cevabım B olduğuna ulaşıyorum. Ve son olarak farklı bir türde soru olması bakımından seçtim. O yüzden son olarak şu soruya bakalım. Öğretmenin tavsiye ettiği romanını, pardon şurada sözcüğünü yapmışız, evet. Romanı okudum. Boş bırakılan yere ben öyle bir sözcük getirmeliyim ki bu sözcük fiili zaman yönünden açıklasın ya da belirtsin. Buradaki yani sizden istenilen bilgi çok önemli. Zaman diyorsa ona göre bir soru. Durum diyorsa ayrı, yer yön diyorsa ayrı, miktar diyorsa ayrı. O zaman hep bir önceki videoda konuştuğumuz sorular aklımıza gelmeli. Burada bizden fiili zaman yönünden belirten bir sözcük istemiş. O zaman biz ne sorusunu sormalıyız eyleme? Yani hangi soruya cevap vermeli daha doğrusu seçeceğimiz sözcük? Elbette ki ne zaman sorusuna cevap vermeli. Peki durum yönünden deseydi, durum yönünden deseydi de nasıl, niçin, ne diye, ne gibi soruları yanıt veren bir sözcük aramak zorundaydık. Yer yön deseydi nereye, nereye doğru diyecektik. Miktar deseydi yani miktar yönünden belirtmiş sözcük arayalım deseydi ne kadar diyecektik. İşte sizden istenilen bilgi neyse yani fiilin hangi özelliği üzerine durmanız isteniyorsa o soru aklınıza gelmeli. Yapacağım işte her şıkka ne zaman sorusunu yani fiile ne zaman diye soracağım. Ne zaman sorusuna cevap veren seçeneği de işaretleyeceğim. Öğretmenin tavsiye ettiği romanı ne zaman okudum? Elbette ki tatilde okudum. Çok önemli. Peki ne zaman okudum? Sınıfta okudum. Olabilir mi? Ya da ne zaman okudum? Okulda. Ne zaman okudum? Parkta. Hiçbiri zaman yönünden açıklayıcılık belirtmezken tatilde ifadesi ne zaman sorusuna cevap verdiği için fiili zaman yönünden belirtmiştir diyorum. Burada durum deseydi nasıl soracaktım? Miktar deseydi ne kadar diyecektim? Yani dikkat etmemiz gereken fiilin hangi yönden açıklanacağını bizden isteniyor. Hangi yönden açıklaması isteniyor bizden? Ona dikkat edeceğiz ve ona göre soru seçeceğiz. Sevgili arkadaşlar, zarflarla ilgili söylemek istediklerim bunlar. Bendense bir ödev. Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanmış olan bir kazanım kavrama testini bugün ya da ilerleyen günlerde mutlaka bir kez daha bakın, çözmeye çalışın videomuzdan faydalanarak. Kafanıza takılan bir şey olursa da yine bana kanalımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Hepinize başarılı, sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.